Şeye bakıyorsunuz, işte bizim tedarikçiler endeksine bakıyorsunuz. İşte biraz yükselmiş gibi görünüyor ama %44. Enflasyonla ilgili bir başka şeyi daha söyleyeyim. Bu, şimdi perakende güvenine bakıyorsunuz. Uh-huh. Perakende güvenine, bu önemli bir göstergedir. Kasım ayında bir önceki aya göre 1.1 puan düşmüş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre de 1.9 puan düşmüş. Şimdi yani böyle bir noktada yani bu rakamları alt alta koyduğunuz zaman buna dengeleme diyemiyorsunuz. Buna sert, ani bir fren yapma diyorsunuz. Bu ani fren yapma sırasında bir arabada bulunanların başına neler gelirse bizim başımıza da aynı şeyler geliyor. Yani çalışanlarımdan şirketlerine ve korkarım mali sektörüne kadar herkes birbirinin üzerine düşmeye başlıyor. En büyük sorun tabii şeyde, yani inşaat sektöründe. Şimdi o sektördeki yapılanmalar nedeniyle bankacılık kesimi önemli ölçüde, kamu bankaları başta olmak üzere şey olacak, bilançolarında bozulmayı göreceğiz. Şimdi orada işte vıdımık ihraçlarına başladılar galiba. Bu çok büyük bir risk. İlerisi için çok büyük bir risk. Çünkü hazine kağıtlarıyla eş değerde bir şey yapıyorsunuz. Sıfır riskli bir kağıt diye bunu yasal olarak böyle düzenliyorsunuz. Şimdi biz yılbaşından itibaren başka bir dünyayla karşılaşacağız. Yani şeyi bilemiyoruz tabii. Yani FED şu anda çok kararsız ama görünen o ki bilanço daraltmaya devam edecek. Ama yılbaşında Avrupa Merkez Bankası da bilanço küçük başlayacak. Basel 3 kriterleri yürürlüğe girecek. Uluslararası piyasalardan da çok iyi sinyaller gelmiyor. 3 aylık dolar Libor'ları 2.73'e çıktı. Yani orada da çok ciddi sorunlar baş gösterdi. İşte dünya ekonomisinde genel bir şey var, yavaşlama var. Ve bu bütün dünya ekonomilerinde de bir paniğe yol açacak durumda. Şimdi siz bütün bunların içinde çok ciddi bir probleminiz var. 220 milyar dolar reel sektörünüzün, 217 milyar dolar reel sektörünüzün net döviz borcu var. Reel sektörünüzün kasasında olan para ne kadar diye sorduğunuzda o da 210 milyar dolar. 7 milyar dolar. 210 milyar dolar sizin reel sektörünüz. Bu daralan dünya piyasalarını daralan ve maliyeti giderek artan bu piyasalardan borçlanmak zorunda, borç bulabilmek zorunda. Şimdi buna baktığınız zaman böyle bir şey de sizin o daralan piyasada borç bulabilmeniz için o piyasanın en iyisi olmak zorundasınız. En iyisi derken neyi kastediyorum? Hukuki olarak en güvenilir, en şeffaf, en hesap verebilir bir ülke olmanız lazım. O taraftaki gidişe bakıyorsunuz. Yani artık biz rakamları okuyamaz hale geldik. Artık şeffaflıktan bahsedemiyoruz. Hesap vermeden bahsedemiyoruz. Bakın bunun en somut örneklerinden biri bu finansal işte yapılandırma ve bir şey kuruyorlar biliyorsunuz. Başında Berat Albayrak'ın olduğu. İkinci toplantısını yapıyoruz diye sosyal medyada ilan ettiğinde daha plan bütçede onun yasası görüşülüyor. Çıkmış, evet. Şimdi böyle bir durumda sizin o uluslararası piyasalarda o CDS birimleriyle falan bu borçları çevirebilecek rakamları bulmanız maalesef mümkün değil. Çünkü güven yok size.